Arkadaşlar merhaba. Derviş Ocak kanalı olarak bizler bundan sonra elimizden geldiğince Türkçe testleri çözmeye devam edeceğiz. Bakın elimde sonuç yayınlarının bir kitabı var, sonuç yayınları. Dil bilgisiyle ilgili bir testimiz var. Biz fiilimsilerle başlayacağız çözmeye. Bakın arkadaşlar, öncelikle fiilimsilerden biraz bahsederim. Fiil kök veya gövdelerine getirilen bazı eklerle oluşturulan cümlede isim, sıfat ve zarf göreviyle kullanılan kelimeleri ne diyoruz arkadaşlar? Fiilimsi diyoruz. Şimdi bakın burada koşmak fiilini görüyorsunuz. Bakın burada koşmak fiilini görüyorsunuz arkadaşlar. Koşmak kök halinde fiilken koşma ismi ne yapıyor arkadaşlar? Koşmaktan koşma ismine ne yapıyor? Dönüşmüş oluyor. Yani koşmak fiilinin yeni ismi artık koşma ifadesi oluyor. Peki bu koşmak fiilini, yani bu koşmak fiilini isme dönüştüren ekimiz hangisidir? Burada görüyorsunuz, isim fiil eki mevcut diyoruz. İsme çevirmiş. Aynı şekilde gözlemek fiilken eğer cümle içerisinde makmek görürseniz, mesela seni gözlemek istiyorum, buraları gözlemek istiyoruz gibi cümlelerde, eğer cümle içerisinde meknum aklı şekilde kullanılırsa ve bilmeliyiz ki oradaki mekmak mastar eki değil, maışmak ekinde, yani isim fiil eki olan makmek ekidir diyeceğiz. Bakın burada ben fazla konulara detaylı şekilde girmek istemiyorum. Şurada isim fiil eklerinin ne olduğunu, zaten isim fiil ekleri mastar adıyla, diğer adıyla biliniyor. Ad fiil, ad eylem diyoruz diğer adına. Fiil kök veya gövdelerine, yani gövde nedir arkadaşlar? Bir sözcüğün yapım eki almış biçimidir. Bakın ekleri maış, mak, mame, ış, iş, uş, üş ve makmek şeklinde ne yapılabiliyor? Olabiliyor. Biz bunu kısaltmış olarak mayışmak, gevşemek anlamına gelen mayışmak olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Kodlayabiliyoruz. Bakın burada da zaten kendileri de belirtmiş. Mayışmak sözcüğü şifre olarak kullanılabilir. 2 yaşında konuşmaya başladı. Az önce söylemiştik. Kaptanın gidişiyle gitmek fiilinden gidiş ne olmuş? Artık gitme eyleminin adı olmuş arkadaşlar. Yazmak fiilinin burada adı, yazmak eylemin adı artık burada. Görüyorsunuz, normalde mastar olsaydı burada olmaması gerekiyordu. Bu artık fiil değil, isim olduğunu ne yapacağız arkadaşlar? Gözümüzden kaçırmayacağız. Şimdi mame hem olumsuzluk eki, bakın burada mame hem olumsuzluk eki hem de isim fiil eki olarak ne yapılabilir arkadaşlar? Kullanılmaktadır diyoruz. Bakın isim fiil ekini alan bazı kelimeler fiilimsi özelliğini kaybedip ne yapabilirmişler arkadaşlar? Kalıcı ad olabilirlermiş. Kalıcı ad olmaları ne anlama geliyor bakalım. Şimdi çakmak fiiline makmek getirdiğiniz zaman, bakın makmek getirdiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? Çakmak eylemi artık bir isim haline gelmiş oluyor. Yani kullanmış olduğumuz, sobayı yaktığımız, tüpü yaktığımız bir malzemenin adı artık olmaya başlıyor diyoruz. Artık öyle kullanıyoruz. Aynı şekilde sarmak fiilinden sarma, yemek yaptığımız yemeğin adı artık ne oluyor? Sarma haline geliyor. Çekilmek fiilinden çekiliş olduğu gibi. Bakın çekmek, çekiliş bu şekilde oluyor diyoruz arkadaşlar. Bakın sıfat fiillere gelecek olursak, sıfat fiillerde fiil kök veya gövdelerine getirilen an, ası, mes, ar, dik, ecekmiş. Bunlar arkadaşlar fiillere geliyorlar. Bu sözcükler fiillere gelerek bir ismi etkiliyorlar ve artık ne oluyorlar arkadaşlar? Mesela burada olduğu gibi gelmek fiiline, bakın burada dikkat edelim arkadaşlar. Gelmek fiiline an en gelmiş. Artık fiil olmaktan çıkıp, fiilken fiil olmaktan çıkıp hangi top? Gelen top. Yani artık bir ismi ne yapmış arkadaşlar? Nitelemiş diyoruz. Bu da ne olur arkadaşlar? Artık sıfat olmuş olur. Yani demek ki bu fiili sıfat yapan bir ek var. O ekin de adı nedir arkadaşlar? Sıfat fiil. Diğer adıyla ortaç diyoruz.
Sıfat fiilekten aklımızda kalması için anası mezar dikecekmiş şeklinde kodlarsak arkadaşlar daha iyi ne yapabiliriz? Bu ekleri aklımızda tutabiliriz diyoruz. Nasıl yumurta? Haşlanmış yumurta. Görüyorsunuz burada sıfat tamlaması oluşturmuş. Yumurta isim, haşlanmak fiili, mışmış ekini. Bakın bu mışmış ile geçmiş zaman eki olan mışmışı karıştırmayın. Mesela yumurta haşlanmış derse, mesela arkadaşlar yumurta haşlanmış dediği zaman ne diyeceğiz? Haşlanmak fiildir burada. Mışmış de geçmiş zaman ekidir. Yani burada görüyorsunuz herhangi bir ismi ne yapmıyor arkadaşlar? Soru sorsanız da bir şekilde etkilemiyor. Ama burada yukarıda olduğu gibi hangi yumurta? Haşlanmış yumurta dediğimiz zaman sıfat olmuş oluyor arkadaşlar. Eğer sıfat olabilmesi için bir ismi ne yapması lazım arkadaşlar? Belirtmesi lazım ya da nitelemesi lazım. Bakın bazen de sıfat fiilinin önündeki isim düşer. Biz bir adlaşma sıfatları biliyorsunuz. Eğer burada mesela şurada kapıyı çalanlar seni soruyoruz ifadesinde görüyorsunuz. Normalde bu çalanlar yerine çalan kişiler demesi lazım. Görüyorsunuz burada bakın an eni görüyorsunuz. Şurada gösterelim. An en. Hangi kişiler? Çalan kişiler. Çalmak fiilinden çalan kişiler şeklinde ne yapmış? Dönüşmüş. Burada görüyorsunuz arkadaşlar bir ismi ne yapmış arkadaşlar? Nitelemiş. Yani sıfat olmuş çalan. Diyor ki bu özellikle bu tanımda bu isim ne yapabilir? Görüyorsunuz burada. Bu isim ne yapabilir arkadaşlar? Düşebilir. Bu ismin yerine bu ismi ne yapıyoruz? İçine alıyoruz. Çalan kişiler yerine çalanlar dediğimiz zaman aslında biz çalan kişileri kastettiğimizi ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Yani diyor ki sıfat fiiller adlaşma sıfat olabilirler. İşte de burada görüyorsunuz örneğini. Aynı örnek mesela şurada var. Pizza yiyecekler parmak kaldırsın. Pizza yiyecekler yani yiyecek kişiler parmak kaldırsın. Ne oldu? Yine acak ecek ekini görüyorsunuz burada. Sıfat fiil ekini görüyorsunuz. Hangi kişiler? Yiyecek kişiler. Kişiler gitmiş içine almış bunu. Yani artık bu sıfatken adlaşmış, isimleşmiş. İsimleşmiş sıfat olmuş diyoruz arkadaşlar. Ya bu konuları daha iyi anlamanın yolu bol örnek çözmektir arkadaşlar. Biz de bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız diyorum arkadaşlar. Fazla detaylandırmadan üzerinden geçiyoruz ki yani testleri de ne olsun arkadaşlar vaktimiz kalsın. Bakın zarf fiili burada görelim. Zarf fiili burada görelim arkadaşlar. Diğer adı bağ fiil. Fiil kök veya gödelerine asiye esiye diğer hali. Madan meden, dığında dinde, ıp, ince, eliken, adıkça, arakçasına, remes ekleriyle ne yapılırmış? Yapılabilirmiş. Ferhat öylesiye seviyormuş. Bakın şimdi zarf olduğunu anlamak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz zarfların fiillerle bir ilişkisi var. Şöyle bir ilişki. Mesela alakası var. Seviyormuş fiil. Doğru mu? Sevmek fiili. Nasıl seviyormuş? Öylesiye. Bakın ben daha önceden sıfata sorduğum için, sıfatı bulabilmek için isme soru soruyordum. Ancak burada zarfı bulabilmemiz için fiile soru soruyoruz arkadaşlar. Yani bilmemiz gereken nokta zarfların isimle herhangi bir ilişkisi yok arkadaşlar. Ferhat öylesiye seviyormuş. Nasıl seviyormuş? Öylesiye. Fiile sorduğunuz için ne oldu arkadaşlar? Zarf. Ben bunun köküne baktığım zaman, bakın ben bunun köküne baktığım zaman aslında kökü neymiş arkadaşlar? Ölmek fiili. Ölmek ası esi eki ile ne yaptı arkadaşlar? Ası esi, asiye esiye yani. Asiye esiye eki ile ne oldu arkadaşlar? Fiilken zarfa dönüşmüş oldu diyoruz. Demek ki bu esiye eki ne oldu? Zarf fiil oldu arkadaşlar. Mesela öykü geldiğinde başlarız. Öykü, övgü isim olarak kullanılmış burada. Ne zaman başlarız arkadaşlar? Geldiğinde. Bakın zaman anlamı var. Fiile sorduğum için ne oldu? Ne zaman başlarız? Geldiğinde. Gelmek fiilini görüyorum burada. Bakın gelmek fiilini görüyorum. Ama fiilken, bakın fiilken zarfa dönüşmüş. Nasıl zarfa dönüşmüş? İşte burada dığında dinde zarf fiil ekinden ötürü. Görüyorsunuz burada. Aynı şekilde mendili kapıp kaçtı. Nasıl kaçtı? Kapıp kaçtı. Kapmak fiilinden ıp ip ne yaptı? Yine zarf fiil zarfa çevirdi diyoruz. Sen gülünce güller açar. Ne zaman güller açar? Gülünce. Gülmek fiiline ince 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 eki gelmiş.
görüyorsunuz. Yine sen gülünce güller açar ifadesinde arkadaşlar ne diyoruz? Gülmek fiilken önce ekiyle zarf fiil olmuş diyoruz. Aynı şekilde burada çalışmak fiilinden çalışırken kanken'i görüyorsunuz. Burada çalışmak fiilinden çalışırken ifadesini görüyorsunuz. Çalışırken koşa koşa sahaya girdi. Nasıl sahaya girdi? Bakın fiile sorduk. Koşa koşa ifadesini ne yapıyorsunuz burada? Koşmak koşmak a. Yukarıda ne vardı burada? A ekini ne yapmıştık? Görmüştük. A'ların tekrarıyla oluşturan zarf olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Okudukça bilgileniyorum. Bakın okudukça okumak fiili okudukça ne yapıyorum? Bilgileniyorum diyor. Bizi kapıda gülerek karşıladı. Nasıl karşıladı? Gülerek. Gülmek fiilini arak erek eki getirilerek fiilin zarfa dönüştüğünü ne yapıyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Zarflarla ilgili, zarf fiillerle ilgili, isim fiillerle ilgili, sıfat fiillerle ilgili bizim anlatmamız gereken şeyler bunlar. Bunlarla ilgili ikişer soru çözelim arkadaşlar. İkişer soru çözelim. Evet, biraz hastayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Rahatsızlık veriyorsam özür dilerim. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir? Yeni bir kitaplık almış. Bakın görüyorsunuz kitap isim. Kitaplık da yine kitap konulan yan anlamına gelen yeni bir isim olmuş. Yani bu isimdir. Herhangi bir şekilde burada kökü fiil olan bir sözcük yok. Zaten fiilimiz olabilmesi için kökünün ne olması lazım? Kökünün ne olması lazım arkadaşlar? Fiil olması lazım. Bakın okuyan insan bilgili olur. Okumak fiilini görüyorsunuz burada. Direkt sırıtıyor. Nasıl insan? Okuyan insan. Fiilken sıfata dönüşmüş. Çünkü bir ismi etkilemiş arkadaşlar. An en ikini gördüm bakın buradan. Bakın yeni öğrendiğimiz için. An en ikini gördüm. Nasıl insan? Okuyan insan. Sıfat olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada fiilken bakın okumak fiilini görüyorum. Fiilken ne yaptı? Sıfata dönüştü. Nasıl sıfata dönüştü? İşte an en ekiyle. Yani sıfat fiil eki var. Yani bir fiilimsi var. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız Bursa olur. Örtü bakın zaten kök halinde. Örtmek fiilinden örtü isim olmuş. Yani herhangi bir şekilde burada ne yok arkadaşlar? Fiilimsi yok. Yerdeki elmaları topladı. Elma isim, ler çoğul eki, ı da belirtme ekidir. Herhangi bir şekilde burada fiilimsi yoktur diyoruz. Cevabımız arkadaşlar Bursa olur diyorum. Bakın burada isim fiiliyle ilgili bir örnek var. Hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? Ailemle vakit geçirmek istiyorum. Geçirmek fiili burada makmek şeklinde kullanılmış. İsim olarak kullanılmış. Mastar eki değildir bu artık. Nedir bu geçirmek? Burada isim fiildir arkadaşlar. Burada var. Hatırlayın. Ne olarak söylemiştik? Mayışmak kolunu unutmayın. Mayışmak yani ma, ış ve mak. Arada da kaynaştırma var. Bu kodumuzu unutmuyoruz arkadaşlar. Takıma dönüşünü büyük bir coşkuyla kutladık. Dönmekten dönüş. Bakın dönmekten dönüş. Yani fiilken isme dönüşmüş. Nasıl dönüşmüş abi fiilimsi? Iş, iş, üş, üş eki görüyorsunuz burada yine. Iş ekini burada görmüş oluyoruz. Kalabalığın arasına dalıp gözden iyice uzaklaştı. Ben herhangi bir şekilde ma, herhangi bir şekilde ış, herhangi bir şekilde mak göremiyorum. Ama fiilimsi var. Bakın dalmak fiilini gördüm burada. Dalmak fiili. Üp, ip, up, üp yani zarf fiil ekini görüyorsunuz. Nasıl gözden uzaklaştı? Kalabalığın arasına dalıp şeklinde ne oldu burası? Zarf oldu. Yani burası zarf fiildir. Bize neyi soruyor? Hangisinde isim fiil kullanılmamıştır diyor. Bakın burada fiilimsin olması demek isim fiil olduğu anlamına gelmez. Yani burada ne var arkadaşlar? Fiilimsi var ama zarf fiil var. Devamımız Ceyhan. Denizli'ye de bakalım. Zor da olsa kitaplığı kurmayı başardı. Zor da olsa kitaplığı kurmayı başardı. Kurmak fiilinden kurmayı başardı diyoruz. Bakın burada olumsuzluk eki yok. Yani yapma, etme dediğimiz gibi burada ne yok arkadaşlar? Bu mame burada olumsuzluk eki olarak ne yapılmamış? Kullanılmamış diyeceğiz. Bu yüzden buradaki isim fiildir diyoruz. Cevabımız Ceyhan olur. Arkadaşlar isim fiiliyle ilgili bir sorumuz var. Burada görüyorsunuz. İsim fiiliyle ilgili. Şimdi yukarıdaki sözcüklerden hangisi isim fiildir diyor.
Çizmenin rengi. Çizme zaten bir isim olduğu için, yani bu bir maddenin ismi olduğu için artık ne yapmış? Kalıplaşmış arkadaşlar. Değişmez. Yani çizmenin kendisinde mevcut. Kazmanın sapı. Artık mame'yi biz burada, bu mame normalde isim fiili ki ama artık bir malzemenin adı olarak kalıplaştığı için biz bunu artık kazmayı tamamen isim kabul ediyoruz. Yani kökünü kazmaktan kazma şeklinde ne yapmıyoruz? Artık mame'yi burada isim fiil olarak alamıyoruz. Sevimli korkulukta da korkuluk isim, sevimli nasıl korkuluk? Sevimli korkuluk. Burada sevimli de herhangi bir şekilde mayışmak kodunu hatırlayın. Mayışmaktaki eklerimizden herhangi birisi bulunmadığı için bu da nedir arkadaşlar? Sıfattır. Fakat kendi başına sıfattır. Yani sonradan olmuş bir sıfat değildir. Şimdi duvar örmek. Bakın duvar örmek. Örmek fiili ne oldu burada? Makmek olarak ne yapıldı arkadaşlar? Kullanıldı. O zaman cevabımız ne oldu? Kazma olmaz, çizme olmaz, korkuluk olmaz. Cevabımız Ceyhan örmek olur diyoruz. Şimdi hangisi sıfat fiil eki almıştır diyor. Yağmur başlamadan çamaşırları topla. Ne zaman topla? Başlamadan. Başlamadan. Bakın başlamak fiiline madam eden geldiğini görüyorsunuz. Zarf fiil. Unutulan eşyalar. Unutulmaktan unutulan eşyalar. Nasıl, hangi eşyalar? Nasıl eşyalar? Unutulan eşyalar. Görüyorsunuz an ekinin burada fiili sıfat yaptığını görüyorsunuz. Yani sıfat fiil ekidir diyor. Ödevleri yapman beni mutlu etti. Yapma. Mame'yi görüyorsunuz. Yapmak fiilini isim fiil yapmış. İsim yapmış. Yani bu isim fiildir. Cevap bu değil. Bu da değil yani. Cevap burada zaten. Yaralı tilkiyi görünce çok üzüldüm. Ne zaman üzüldüm? Yaralı tilkiyi görünce. Görmek fiili önce ince ile geldiğini ve bu zarf yaptığını, zaman zarfı yaptığını ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Yani burada ne var arkadaşlar? Zarf fiil var. Fakat unutulan eşyalarda an en ekinin ne olduğunu bileceğiz. Sıfat fiil olduğunu bileceğiz. Bizden de zaten sıfat fiil istiyordu. Hangisinde zarf fiil vardır diyor. Dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Öğrenciler, hangi öğrenciler? Dereceye giren. Girmek fiilini görüyorsunuz. An en burada sıfat olmuş. İsme soru sorduğum için sıfat cevabını aldım. Bu da girmek fiiline an en ikine geldiğini göreceksiniz. Film izlerken elektrikler kesildi. Kesildi. Burada yüklemdir, fiildir. Ne zaman kesildi? Film izlerken. Bakın niye böyle bir soru soruyorum? Niye ne zaman diyorum? Çünkü cümlemin gidişatından bu soruyu sormam gerektiğini anlıyorum. Nasıl diyemem? Ne zaman diyeceğim? Ne zaman kesildi? Film izlerken. Bakın film izlemek bir fiildir. Görüyorsunuz burada. Film izlerken. Görüyorsunuz fiilken sıfata dönüşmüş. O zaman ken eki nedir burada? Fiili zarfa dönüştüren, fiili zarfa dönüştüren zarf fiil ekidir. Bizden de zarf fiili soruyor. Cevap Bursa olur diyoruz arkadaşlar. Horvet'in ayrılmasına taraftarlar üzüldü. Mame'nin isim fiil olduğunu göreceğiz. 4 gün aynı otelde kaldık. Burada herhangi bir şekilde bir fiilimsi bulunmamaktadır diyoruz arkadaşlar. Son olarak bir sorumuzu daha çözeceğiz. Hangisi zarf fiildir diyor arkadaşlar. Gerçek iyilik karşılık beklemeden yapılır. Nasıl yapılır? Beklemeden yapılır. Bakın karşılık beklemeden yapılır. Beklemek fiilini gördük burada. Madan meden eki fiili ne yaptı? Zarfa çevirdi. Nasıl yaptı? Çünkü fiile soru sorduk. Zarf cevabını aldık. O zaman bunun kökü neydi? Beklemek fiiliydi. Bu fiilken nasıl zarfa dönüştü? Tabii ki madan meden ekiydi arkadaşlar. Bakın burada ne var? Zarf fiil eki var diyoruz. Cevabımız Adana. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Araba sürmek bana göre çok kolay. Sürmek makmek şeklinde kullanılırsa cümlede ne diyorduk direktman? Mayışmak o zaman. Nedir o zaman bu? İsim fiildir. Bizden zarf fiil isteniyordu. Kendine yakışan bir gömlek aldı. Nasıl gömlek? Yakışan gömlek. Bakın görüyorsunuz yakışmak fiiline an ekini getirdiğimizde gömlek ismini ne yapan? Niteleyen bir sıfat olmuş. Yani buradaki an eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Yakışmak fiilini sıfata dönüştürmüş diyoruz. Burada da sıfat fiil var. Bizden zarf fiil isteniyordu. Yeni aldığımız jiple bir dağ gezintisi yapalım. Bakın. Burada gezinti diyor. Bakın gezinti görüyorsunuz. Gezmekten gezinti. Burada inti eki ne yaptı? İsme çevirdi. İsme çevirdiği için burada herhangi bir şekilde ne yapmıyoruz? Herhangi bir şeyi etkilemiyor. O zaman burada inti inti diye bizim bir fiilimsimiz olmadığı için burada fiilimsi yok diyoruz. Yapım ekidir inti eki. Ama cevabımız Adana'dır diyoruz. Arkadaşlar
Filmsizlerle ilgili anlatmamız gerekenler bu kadar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağ alt tarafta Derviş Hoca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha güzel, daha kaliteli dersler dinlemek için bizi takipte kalın. İyi günlerde kalın arkadaşlar.